kutusunu anlatacağım. En güncel işletim sistemi olması anlamına geliyor. Teknosafe'den herkese... Bu ne abi? Ne zaman yüzümü tanıyacağını kesinlikle anlayamıyorum. Sim kart tepsisindeki o ikinci sim kart alanının... Allah korusun başına bir şey gelirse diye. Teknosafe'den herkese merhaba. Bugün sizlerle Oppo'nun giriş orta segment arasında konumlandırdığı A72 yeni akıllı telefon modelini inceleyeceğiz. Telefon yaklaşık 3 hafta önce bize geldi. Ben de 2 haftadır uzun bir süredir deniyorum diyebiliriz. Şu anda piyasada 3000 lirayla 3300 lira bandında satılıyor. İsterseniz de fazla uzatmadan hemen başlayalım. Telefon böyle bir kutuyla kullanıcı beğenisine sunuldu. Kutuya baktığımızda hemen üzerinde 4 GB RAM olduğuna ve 128 GB dahili depolama alanı olduğuna dikkat çekildiğini görüyoruz. Arka kısmında ise 1080 piksel ekran kullanıldığına dikkat çekilmiş. Gene Oppo'nun oldukça fazla altını çizdiği şekilde yapay zeka destekli dörtlü bir kamera kurulumu olduğunu da görüyoruz. Aynı şekilde telefon bataryasıyla da oldukça iddialı ve ön plana çıkıyor. 5000 mAh bataryası olduğunu ve 18 Watt'ta hızlı şarj desteği olduğunun altını çizmişler. Telefonun kutusundan kendi ekran kaplama filmiyle çıktığını görüyoruz. Zaten bu önceden düşünülmüş. Bununla birlikte şarj adaptörü, Type-C şarj kablosu ve telefon kılıfıyla çıkıyor. Tabii ki bir de bir sim kart iğnesi mevcut. Şarj kablosunun ben biraz kısa olduğunu gözlemledim. Özellikle gece yatakta mesela yanımda şarj ederken falan böyle tam olarak önüme uzanmıyor. O açıdan biraz zorluk yaşadığımı söyleyebilirim. Şarj adaptörü çok büyük diyemeyiz ama 18 Watt'a kadar da hızlı şarj desteği var. Birazdan bataryasından da bahsedeceğiz zaten. Kulaklık çıkıyor olması da iyi bir haber bence. Xiaomi telefon kullanıcıları falan bu konuda biraz üzülüyorlar kulaklık yerleştirilmemesine. Kulaklık mükemmel kaliteli bir kulaklık değil kesinlikle ama giriş seviye orta segment bir telefon için bence oldukça yeterli. Telefonun tasarımına baktığımızda hemen arka tarafında renk geçişli bir tasarım tercih edildiğini görüyoruz. Türkiye'ye parlak beyaz ve uzay moru renkleriyle geldi. Aslında Oppo'nun resmi internet sitesinde siyah renginin de yer aldığı görülüyor. Fakat ben satış sitelerine falan da baktım. Sadece parlak beyaz ve uzay moru rengini görüyoruz. Uzay moru renginde de yeşilden mora doğru mavili falan böyle geçişler var. Bunda da beyazdan açık maviye doğru geçişler olduğunu gözlemliyoruz. Materyali cam olmadığı belirtilmiş ama plastikten de daha dayanıklı bir materyal bence. Dolayısıyla bence orta segmentin de üstünde bir telefon izlenimi veriyor. Kamera çıkıntısının da ben çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Gayet optimum seviyede. Masada da böyle herhangi bir sallanma yapmıyor. Telefonun gene de kılıfıyla kullanıldığında tasarımından biraz bir şeyler kaybettiğini söylemek mümkün. Kılıfın tasarımı çok güzel değil. Şeffaf bir kılıf. Ama bu genellikle bütün Android telefonlarda oluyor zaten. Telefonu bütün kılıflar biraz daha kabalaştırıyor. Ama kılıfsız kullanımda oldukça iyi bir hissiyat veriyor. Telefonun gövdesine baktığımızda 6,5 inç büyüklüğünde bir ekran görüyoruz. Ekranın çerçevelerinin oldukça ince olduğunu söyleyebiliriz. Ekranın sol üstüne ön kamera yerleştirilmiş. IPS LCD bir ekran, 1080x2400 Full HD Plus çözünürlük sunuyor. Telefonun ön ve arka gövdesinde Gorilla Glass 3 kaplama teknolojisi kullanılmış. Daha üst seviye telefonlarda artık Gorilla Glass 5 kaplama teknolojilerinin kullanıldığını görüyoruz. Tabii ki onlar çok daha iyi bir koruma sağlıyor. Fakat dediğimiz gibi giriş ve orta segment bir telefon olduğu için de yeterli bir kaplama teknolojisi seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Telefonun ağırlığı 192 gram. Benim hani böyle bir şey izlerken falan kolumu çok fazla yorduğunu söylersem yalan olur. Hiçbir şekilde aşırı bir ağırlık hissetmedim telefonla ilgili. Ekran delikli olduğu için bence izleme deneyimi oldukça güzel. Ekranda kamera kaynaklı herhangi bir bölünme olmuyor. Bu da bir şey izlerken veya oyun oynarken bence bu segmentteki bir telefon için büyük konfor sağlıyor. Telefonun etrafına baktığımızda da sağ kısımda bir güç butonu görüyoruz. Güç butonuna entegre edilmiş bir parmak izi tanıma sensörü de var. Parmak izi tanıma sensörünün oldukça hızlı çalıştığını söyleyebilirim. Özellikle giriş segment bir telefon için çok hızlı bir deneyim sağlıyor. Ama kılıfla kullandığınızda bu durum biraz daha zor bir hale gelebiliyor. Yavaşlamıyor süre. Fakat kesinlikle parmak izinizi tanıması biraz daha zorlaşıyor. Bazen tanımıyor. Böyle 2-3 kere tıklamak zorunda kalabiliyorum. Ama kapsız kullanımda kesinlikle çok hızlı bir deneyim sağlıyor. Sol taraftaysa ses açma ve kısma butonları var. Onun hemen üzerinde bir sim kart tepsisi var. Oppo'nun
firmanın internet sitesinde telefonun çift sim kart desteği olduğu yazıyor. Fakat ben baktım, sim kart tepsisinde ikinci bir sim kartın, nano sim kartın yerleştirilebileceği herhangi bir alan yok. Bunun yerine tek sim kart yerleştirilebiliyor ve yanında da micro SD kart var. Micro SD kart takmanız durumunda telefonun dahili hafızası 256 GB'a kadar arttırılabiliyor. Sim kart tepsisindeki o ikinci sim kart alanının, aslında Oppo'nun sitesinde işaret ettiği ikinci sim kart alanının kapalı olduğunu görüyoruz. O bence kırılabilir bir şey de değil yani, çıkarılabilir bir şey de değil. Dolayısıyla ben fazla zarar vermek istemediğim için de dokunmadım. Alt kısımda ise 3.5 milimetrelik bir jack girişi mevcut. Zaten telefonun kutusundan kulaklıkla çıktığı için de bu da oldukça anlaşılabilir bir durum. Type-C şarj girişi var. Onun yanında da hoparlörü var. Telefonun iyi bir haber, stereo hoparlörü var. Dolayısıyla bu da oyun oynarken ya da bir şeyler izlerken büyük bir konfor sağlıyor. Bu şekilde tutup parmağınızı kapattığınızda herhangi bir ses kaybı yaşamıyorsunuz. Telefonun ekran kas oranının %90.5 olduğuna işaret etmişler. Arka gövdede ise başta da söylediğim gibi dörtlü bir kamera dizilimi mevcut. Dörtlü kamera diziliminin yanında da bir tane LED flash var. Arka gövdenin çok fazla parmak izi tutmadığını söyleyebilirim. Bence bu da güzel bir şey. Daha yüksek fiyatlı telefonlarda parmak izi problemi olabiliyordu. Ama dediğim gibi artık vergilerden ve yüksek telefon fiyatlarından dolayı zaten telefonlarımızı kapsız kullanamaz hale geldik. Allah korusun başına bir şey gelirse diye. O yüzden her türlü kaplı kullanacağınız için çok da problem yaratacağını düşünmüyorum. Ama bu tip bir telefon da kapsız kullanımda parmak izi tutmuyor olması da oldukça iyi. Telefondaki parmak izi sensörünü yüz tanıma sensörü de destekliyor. Artık yeni nesil telefonların pek çoğunda bu durum karşılaşılan bir durum zaten. Yüz tanıma sensöründe, yani ben parmak izi sensörünü daha çok kullandığım için, bir de telefonu açmak için güç butonunu sıklıkla kullanıyorsunuz. Orada bir parmak izi sensörü olması da tabii ki de telefonu hızlı açmanızı sağlıyor. Yüz sensörüne çok fazla ihtiyaç duymayabiliyorsunuz. Bu telefonda benim yüz tanıma teknolojisiyle ilgili yaşadığım en büyük sıkıntı böyle yüzüm açıkken saçma sapan anlarda beni tanımaması ama maskeliyken falan tanıması oldu. Dolayısıyla ne zaman yüzümü tanıyacağını kesinlikle anlayamıyorum. Ama dediğim gibi parmak izi tanıma teknolojisi oldukça iyi bir şekilde çalıştığı için onunla ilgili de çok fazla sıkıntı yaşadığımı söyleyemem. Telefonun donanım özelliklerine baktığımızda ise Qualcomm'un Snapdragon 665 işlemcisini kullandığını görüyoruz. Snapdragon 665 tabii ki de yeni nesil Snapdragon işlemcilere göre biraz daha performanssız bir işlemci. Ama dediğimiz gibi bu giriş orta segment arasında konumlandırılmış bir telefon olduğu için de oyun ihtiyaçlarınızı ve günlük yaşam ihtiyaçlarınızı oldukça optimum bir seviyede karşılıyor. Diğer yandan Oppo A91 de bize geldi. O da hemen hemen aynı zamanlarda piyasaya sürülmüş bir telefon. Onda MediaTek işlemcinin kullanıldığını görüyoruz. MediaTek işlemci Snapdragon işlemcilerin bazen muadili olarak gösteriliyor olsa da Qualcomm Snapdragon her zaman bana biraz daha böyle üst segment telefonları çağrıştırıyor kafamda. O yüzden ben daha uygun fiyatlı bir telefonda Snapdragon işlemciye erişme imkanını bulduğum için memnun oldum. Snapdragon 665 8 çekirdekli ve 2 GHz'de işlemci frekansı bulunuyor. Bunun yanında az önce de söylediğimiz gibi 4 GB'lık bir RAM'i var telefonun. 128 GB'da dahili depolama alanı var. Dahili depolama alanı dediğimiz gibi bu segmentteki bir telefon için oldukça yeterli geliyor. Ben istediğim her oyunu, uygulamayı çok rahatlıkla indirebildim. Fotoğrafları da yükleyebildim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Telefon Android 10 işletim sistemini kullanıyor. Android 10 üzerine kurulu ColorOS 7.1 arayüzüyle geliyor. Arayüzüm ben, ikon seçimleri falan var. Onları gayet beğendim. Tasarımı falan çok güzel. Telefonun Android 10 işletim sistemiyle kutusundan çıkması da gayet güzel. Az önce de söylediğimiz gibi bir üst segment olan A91 modeli de Oppo'nun bize geldi. A91 mesela Android 9 işletim sistemiyle kutusundan çıkıyor. Tabii ki Android 10 olması en güncel işletim sistemi olması anlamına geliyor. Bu da size kullanım açısından pek çok avantaj sağlıyor. Bu yüzden daha uygun fiyatlı bir telefon alıp daha güncel bir işletim sistemine sahip olmanız da fiyat performans açısından oldukça mantıklı bence. Telefonun işletim sistemi arayüzü aynı zamanda bölünmüş ekran teknolojisini kullanabilmenizi de mümkün kılıyor. Bu da telefon ekranında aynı anda iki farklı uygulamayı görüntüleyebileceğiniz anlamına geliyor. Bunun için 3 parmağınızla ekrana basılı tutmanız ve yukarı kaydırmanız gerekiyor. Özelliği destekleyen bir uygulama tercih etmeniz durumunda iki farklı uygulama ekranını tek ekranda aynı anda görebilmeye başlıyorsunuz. Benzer şekilde akıllı kenar çubuğu da belli bir uygulama ekranında gezinirken sayfa değişimi yapmadan çubuğa eklediğiniz işlemlerden herhangi birini yapmanızı mümkün kılıyor. Kolaylaştırıcı araçlar olarak adlandırılan bu işlevler tek ekranda çoklu işlem yapmanızı olanak sağlıyor.
Telefon bağlantı seçenekleri noktasında Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanıyor. Bunun yanında az önce de değindiğimiz gibi bir Type-C girişi var. Oradan şarj oluyor zaten. Yakın alan iletişimi teknolojisi de eklenmiş. Bu da bir avantaj sağlıyor. Onun dışında Oppo Share diye bir bağlantı seçeneği de eklemişler. Oppo Share diğer Oppo cihazlarla kolay bir şekilde dosya aktarımı, görüntü aktarımı, video aktarımı yapabilmenizi sağlayan aslında AirDrop gibi ya da işte Huawei'in kullandığı yakın alan iletişimi gibi bir teknoloji. Bunu da kendi ekosistemini kuruyor olması açısından ben vizyoner buldum. Oldukça avantajlı. Telefonun arayüzüne entegre edilmiş de bazı modlar var. Bunlar standart mod, odaklanma modu ve araba sürme modu olarak değişiklik gösteriyor. Standart modda zaten telefonu olduğu şekliyle kullanabiliyorsunuz. Bunların arasında benim en çok hoşuma giden şey araba sürme modu oldu. Araba sürme modunda telefon size hiçbir şekilde bildirim göndermiyor. Ki bu da oldukça avantajlı bence. Benim arabam yok ama ben ona rağmen çok sevdim. Çünkü ben haber yazarken böyle çok fazla telefonuma bildirim gelmesinden, dikkatimin dağılmasından hoşlanmıyorum. Kübralar gayet iyi biliyor. O yüzden de benim çok hoşuma giden bir mod oldu. Bunun yanında göz bakım modu, güç tasarrufu modu ve karanlık mod da var. Karanlık mod ve güç tasarrufu modunu zaten Android işletim sistemini kullanan herkes aşina. Bunlar artık iOS'ta da var. Göz bakımı modunda ise telefon mavi ışığı olabildiğince kısıyor. Bu da tabii ki de gözlerinizin çok ağrımamasını sağlıyor. Telefonun ekran kalitesinden büyük ihtimal ben mesela özellikle akşamları hatta gün içinde de full açtığım zaman parlaklığını birazcık böyle gözlerim cidden rahatsız olmaya başladı. O anlarda göz bakım modunu almak da benim için çok avantajlı oldu. Az önce de bahsettiğimiz gibi telefonda stereo hoparlörle mümkün olan bir çift ses çıkışı durumu var. High Resolution Audio sertifikası da verilmiş. Ben dediğim gibi ses çıkışı performansından oldukça memnun kaldım. Bir şeyler izlerken de beni çok tatmin etti. Biz telefonda oyun denedik. Asphalt 9 oynadım ben ve canımız şef editörümüz Mirhan Binici'ye PUBG Mobile oynattık. Benim Asphalt 9'daki oyun deneyimim şu şekilde oldu. Asphalt 9'da yüksek ve orta grafiklerde birazcık böyle kasma problemleri yaşayabildim. Anlık kasmalardı ama genelde de birazcık problemliydi. Sonra şunu fark ettim. Telefonda bir oyun alanı var. İndirdiğiniz oyunları o oyun alanına ekleyebiliyorsunuz. Asphalt 9 ki bence grafikleri oldukça iyi bir oyun. Onu oyun alanına eklediğim zamansa grafiklerde biraz düşme gözlemledim. Ama telefon ona göre tabii ki de güç tasarrufunu falan optimize ediyor. O zaman da çok daha performanslı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Yani ben biraz grafiklerden feragat etmeyi göze alıyorum diyorsanız oyun alanına eklediğiniz zaman sıkıntısız bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Mirhan ise telefonla PUBG Mobile Lite oynadı. Herhangi bir kasma veya ısınma problemi yaşamadığını söyledi. Ama genel olarak da zaten oyunun grafiklerini çok fazla beğenmiyormuş. Yani Asphalt 9'u da zaten indirirken fark ettim biraz daha yüksek grafikli bir oyun olduğunu. Çünkü daha yüksek bir dosya hacmi vardı. Dolayısıyla hani belki düşük orta grafiklerdeki oyunları çok rahat bir şekilde oynattığını, yüksek grafiklerde de biraz daha zorlanma yaşadığını söyleyebiliriz. Bu durumda da dediğim gibi oyunları oyun alanına ekleyerek oynamanız sizin için avantajlı olacak. Telefonun kamerasına geldiğimizde ise arka gövdede dediğim gibi yapay zeka destekli dörtlü bir kamera dizilimi var. En üstte bir tane LED flash'in yer aldığını görüyoruz. Onun yanında da 48 megapiksel aslında telefonun kamera teknolojisindeki iddiasını en çok ortaya koyan şey bir ana kamera. Onun altında 8 megapiksellik ekstra geniş açı bir lens mevcut. Alt kısımda solda bulunan lens ise 2 megapiksellik bir makro lens. Alt kısmın sağındaki de 2 megapiksellik bir derinlik lensi. Yani portre modunda arkanızdaki bölgenin biraz daha full olması mümkün kılan lens aslında. Telefonun ana kamerası 4K çözünürlüğe kadar 30 karede video çekebiliyor ki bu A91'de de olmayan bir özellik. Dolayısıyla daha uygun fiyatlı bir telefonda gene 4K çözünürlüğe kadar video çekebiliyor olmanız çok güzel. Bunu da büyük ihtimalle yine Snapdragon işlemci mümkün kılıyor. Snapdragon'un farkını burada da görüyoruz. Onun dışında ana kamerada 1.7 f değeri görüyoruz ki bu bence 2'nin altında olduğu için yani normal giriş orta segment telefonlarda biraz daha 2'nin altındaysa da 1.9-1.8 seviyesinde olabiliyor. Bu da farkını gece fotoğraflarında oldukça yüksek oranda gösteriyor. Telefonun yapay zeka kamerası ekstra geniş açı ve makro gibi modları otomatik olarak belirliyor zaten. Yani objeye ne kadar yaklaştığınıza göre bir açı belirliyor ve sizin ekstra bir ekstra geniş açı ya da makro modu seçmenize gerek kalmıyor. Telefonda dijital görüntü sabitleyici kullandıklarını da hatırlatalım. Yani optik görüntü sabitleyici kullanmamışlar. Dijital görüntü sabitleyicinin dezavantajını da ben biraz gözlemledim diyebiliriz. Video çekimlerinde böyle hafif atlamalar ve dalgalanmalar olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim.
48 megapiksellik lensinizse bu segmentteki bir telefon için oldukça iyi iş çıkardığını söyleyebiliriz. Makro modunda, yani telefonun makro lensinde bence birazcık odaklanma problemi var. Makro fotoğraflar çekmeye çalıştığımda ben biraz sıkıntı yaşadım. Makro lensi olan ve çok daha iyi makro fotoğraflar çeken telefonlarda deneyimlemiştik. Poco F2 Pro öyle bir telefondu mesela. Tabii ki aradaki fiyat farkı çok fazla ama makro lenste bir sorun olduğunu söylemek mümkün. Bunun dışında ekstra geniş açıda herhangi bir problem yok. Gece fotoğraflarında ise dediğimiz gibi düşük F değeri gece fotoğraflarını oldukça yüksek oranda destekliyor. Ben memnun kaldım. Ama gece fotoğrafı çekerken normal fotoğraf modunda çektiğim fotoğraflardan çok daha fazla memnun kaldım. Yani pro modu da var, gece modu da var ekstra. Ama gece modu ve pro modunda çektiğim fotoğraflar bence ana fotoğraf modunda çektiğim fotoğraflardan çok daha işlevsizdi. Dolayısıyla gece fotoğraflarında da ana fotoğraf modunu kullanmayı tercih edebilirsiniz. Kamera modlarında ise gece modu, video, ana video modu, fotoğraf modu, panorama modu, pro modu olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte hızlandırılmış ve yavaşlatılmış çekim modunu da eklemişler. Pro modunu ben çok çok profesyonel fotoğraftan anlayan bir insan olmadığım için birazcık işlevsiz buldum. Çünkü özellikle ince detaylar yapmanız gerekiyor. ISO ayarını, beyaz ayarını falan kendiniz ayarlıyorsunuz. Dolayısıyla ben daha çok ana fotoğraf modunda çekmeye özen gösterdim. O zaman da telefonun iyi iş çıkardığını, kamerasının iyi iş çıkardığını söyleyebiliriz. Portre modunda ise küçük sıkıntılar var. Bazı anlarda mesela arka planla sizi ayıramayabiliyor ve komple sizi de yutarak böyle blurlu bir şekilde çekebiliyor. Ya da bende mesela yapay zeka kamerasının muhtemelen makyajlamasından kaynaklı bazı problemler oldu. Bir fotoğrafımda onu da buraya bir yere koyarız. Bir fotoğrafımda böyle gözüme paintle çizilmiş bir eyeliner varmış gibi bir efekt ekledi ve yani bence birazcık komik görünüyor. Dolayısıyla portre modunda küçük sıkıntılar var ama iyi portre fotoğrafı çıkardığı da oldu. Yani birkaç deneme yapmanız ve birkaç deneme içerisinden iyisini seçmeniz gerekebilir. Telefon delikli bölüme yerleştirilmiş, ön kamerası ise 16 megapiksel, 1080 piksele kadar 30 karede video çekebiliyor ve f değeri 2.0. Ben ön kameranın performansını da beğendim. Özellikle videoda bence gayet iyi iş çıkarıyor. Fakat dediğiniz gibi dijital görüntü sabitleyicinin ön kamerada da biraz daha böyle işlevsiz kaldığını söyleyebiliriz. Ön kamerayla çektiğim videolarda da böyle küçük atlamalar mevcuttu. Telefonun bataryasına baktığımız ise kutusundan 5000 mAh'lik bir bataryayla çıktığını görüyoruz ki bence bataryası telefonun kamera teknolojisiyle birlikte en çok iddiasını ortaya koyduğu alanlardan bir tanesi. Bunun yanında telefonun şarj adaptörü de kendisi de 18 Watt'a kadar hızlı şarjı destekliyor. Ben telefonu böyle bir saat 8 ile 11 arası gibi dün akşam azıcık zorlamaya çalıştım. Parlaklığı full'e getirip gene klasik olarak video açtığımda Bluetooth falan da açıkken 3 saatte telefonun %65'ten %27 seviyelerine düştüğünü gördüm. Ama mesela telefon elime geçtiğinden beri normal bir telefona kıyasla oldukça az oranda şarj ettiğimi söyleyebilirim. Hatta dün akşam ne kadar sürede şarj olabildiğini net olarak ortaya koyabilmek için şarj testi yapmaya çalıştım. Şarjım bitmediği için sabah da üzerinde oynama yapıp daha sonra ofiste test etmek zorunda kaldım. Birazcık yavaş şarj olduğunu söyleyebiliriz. Yani 5000 mAh'lik bir bataryaya belki daha yüksek watt değerinde bir hızlı şarj desteği eklenebilirdi. Saat tam 10'da %0 seviyesine şarj etmeye başlamışım. 10 dakika içerisinde %11 seviyesine çıkmış. Yarım saatte %24 seviyelerine geldi. 1 saatte %48 oldu. Tam tamına 2 saat 53 dakikada ise %100 şarj seviyesine geldi. Bence yeni nesil telefonlar için oldukça uzun bir şarj süresi. Ben artık böyle 1-1,5 saatten fazla telefonu şarjda tutmak istemiyorum. Şunun da altını çizmekte fayda var tabii ki de. 5000 mAh'lik bataryanın yavaş şarjı olsa da çok fazla faydasını da görüyorsunuz. Dediğim gibi telefonun şarjı bitmek bilmiyor. Böyle 2 gün falan sizi rahatça götürüyor. Yoğun kullanımda da 1,5 güne dayanacak şekilde, rahat bir şekilde sizi idare ettiğini söyleyebilirim. Özetle benim telefonla ilgili genel gözlemim şu. Eğer bataryası hiçbir şekilde bitmeyen bir telefon istiyorsanız giriş segmente göre Snapdragon bir işlemci kullansın. Yani kendi segmentindeki telefonlardan biraz daha performanslı olsun diyorsanız. Tasarımı da beni biraz daha yüksek fiyatlı bir telefon izlenimi versin, memnun etsin, işte plastik hissi vermesin istiyorsanız o zaman Oppo A72'yi tercih etmeniz mantıklı olabilir. Bunların yanında telefonun tabii ki 4K video çekebilmesi de bir avantaj. Bunda dediğim gibi işlemci mümkün kılıyor. Bu açıdan da giriş segmentinde telefonlara göre
göre bir tık daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Ama eğer ki siz ben çok profesyonel izlenimi veren fotoğraflar çekmek istiyorum, iyi videolar çekmek istiyorum diyorsanız ya da oyunları çok yüksek grafiklerde oynamak istiyorum ve hiç kasma ve ısınma problemi yaşamak istemiyorum diyorsanız o zaman başka alternatifleri değerlendirmenizde fayda olacaktır. Benim Oppo A72 ile ilgili kullanım testim ve düşüncelerim bunlardı. Videoyu beğenmeyi, Tekno Safari YouTube kanalına abone olmayı ve aşağıda yorumlar kutucuğunda telefonla ilgili yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonrakinde görüşmek üzere, hoşça kalın.